İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'a çok sert yüklenen Akşener, her zorlu süreçte olduğu gibi bu süreçte de devletin kurumlarının gücünün hissedilmediği bu boşlukta tek başımıza kaldı. Türkiye'nin zor günde vatandaşının yanında olacak gücü ve kaynağı var, mesele bu kaynakları kimin için kullandığınız. Mesele bir kaynak meselesi değil, bir tercih meselesi. Babalar intihar ederken iktidardakiler yüzsüzce gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorlar. Bunca haramın ortasında bir de utanmadan milletinden helallik isteyecek kadar yüzsüz. Sayın Erdoğan yeter artık, milletimizin yakasından düşün artık. Çileyi reva gördüğün bu milletten hangi yüzle helallik istiyorsun kardeşim? Ayıptır, günahtır. Dün çiftçiye terörist diyordun, bugün helallik istiyorsun. Ekmeği haram ettiğin işçiden helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın. Yazmayı haram ettiğin gazeteciden helallik alamazsın. Düşünmeyi haram ettiğin akademisyenden helallik alamazsın. Ama illa ki helalleşmek istiyorsan ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin, milletimiz sana ne diyecek göreceksin. İfadelerini kullandı. Akşener Erdoğan'ın milletten koptuğunu söyleyerek, Sayın Erdoğan, bu millet sana güvendi, yetkiyi verdi. Ama sen milletinden koptun. Kibrine ve hırslarına yenildin. Haktan, hakikatten uzaklaştın. Ve sonuçta başarısız oldun. Artık milletimize verecek bir şeyin kalmadı. Bu gerçeği kabullen artık. Başarısızlığı kabullenmek de bir erdemdir. Koltuğu kaptırmak, dünyanın sonu değil. Yapamayınca çekilmeyi de bileceksin. Yönetemeyince kenara çekilip, yönetebilenleri izleyeceksin. Bu kadar basit. Korkma Sayın Erdoğan. Biz kimseyle düşman değiliz. Bizim derdimiz belli. Çocuklarımız için, torunlarımız için, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi, bir an önce tesis etmekten başka bir hedefimiz yok. Çünkü biz, sizin gibi sefa sürmeye değil, milletimize hizmet etmeye geliyoruz. Milletimizin dertlerini çözmeye geliyoruz. Siz tıpış tıpış gidiyorsunuz, biz koşarak geliyoruz. Emin adımlarla, her gün büyüyerek geliyoruz. Milletimizle, yan yana, omuz omuza geliyoruz. O nedenle, ilk seçimden sonraki muhalefet kariyerinizde, sana ve arkadaşlarına şimdiden başarılar diliyoruz.